Herkese merhabalar, Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Bugün dolaşım sistemiyle ilgili soru çözümü yapacağız sizinle. Kan dolaşımını bitirmiştik, kalbi, damarları, kanı anlatmıştık. Onlarla ilgili sorularımıza bakalım. Şimdi ilk sorumuz, belirtilen tanımlar aşağıda verilen kavramlar ile eşleştirildiğinde hangi seçenek açıkta kalır diyor. Yükseklere çıkıldığında artan kan hücreleridir. Yükseklere çıkıldıkça atmosferde bulunan oksijen miktarı azalıyordu. Az oksijeni de dokulara daha çok taşıyabilmek için al yuvar sayımızı arttırıyorduk. Yani al yuvarı eledim. Kalbin tek sıralı yassı epitelden oluşan tabakasıdır. Yassı epitelden oluşan tek sıralı en içteki tabakanın adı tabii ki endokard tabakasıydı. Kalp kası ise miyokard tabakasında bulunuyordu. Yani ortadaki tabakadan bahsediyoruz. Kanın pıhtılaşmasında görevli olan kan hücreleri ise kan pulcukları, trombositler dediğimiz hücrelerdi. Yani bunu da elemiş olduk. Cevabımız B'ye düşmüş oldu. Gelelim diğer bir sorumuza. Aşağıdaki grafiklerde insan vücudunda bulunan damarların kan basıncı, kan akış hızı ve toplam çap büyüklüğü gösterilmiştir diyor. Buna göre numaralandırılmış grafikler ile doğru eşleştirilme hangi seçenekte verilmiştir diyor. A ile gösterdiği atar damar, K ile gösterdiği kılcal damar, T ile gösterdiği toplar damar tabii ki. Şimdi baktığımız zaman atardan kılcala azalmış, kılcaldan toplara doğru daha da bir azalma meydana gelmiş. Bu ne olabilir gençler? Kan akış hızı olabilir mi? Olamaz. Çünkü kan akış hızının en yavaş olduğu kılcal damarlar olmalıydı. Bu olsa olsa ne olabilir? Kan basıncı olabilir. Kalpten çıkan ilk kanı alan atar damarlar. Atar damarlarda basınç çok daha yüksekti. Kılcal damarlarda basınç azalıyor. Toplar damara doğru daha da azalıyordu. O yüzden hemen birileri işaretledim. Bunun için aslında cevabı verdim. Kılcal damarlarda en yavaş şekilde akmalı. Atar damarda ise kalpten çıktığı için en hızlı şekilde akmalı, toplar damarlar ortaya kalıyordu. Yani iki dediğimizde kan akış hızını gösterecek olmalı. Toplam çap büyüklüğüne baktığımız zaman kılcal damarlar incecik, her yere uzanabilen damarlardı. Ama her yere uzandıkları için toplam çaplarına baktığımız zaman atar ve toplar damardan daha büyüklerdi. O yüzden de buna üçün gelmesi lazım. Cevabımız A'ya düştü. Geldim diğer bir soruma. Atar damarlara ait durumlarından hangileri toplar damarlarda da ortak olarak görülür diyor. Şimdi atar ve toplar damarlarda ikisinde de üçlü bir tabaka sistemi vardı. En dışta ikisinde de bağ doku bulunuyordu. Ortada ikisinde de tabii ki düz kaslar bulunacaktı. En içte ise yine yassı epitelden tek sıralı endotel adını verdiğimiz bir tabaka bulunuyordu. İkisinin birbirinden farkı atar damarlarda çok daha yüksek bir basınç olduğu için atar damarlarda bu basınç değişimlerine dayansınlar diye kollajen liflerin miktarı, elastik liflerin miktarı daha fazlaydı. Kılcal damar dediğimiz damarlar ise sadece endotel tabakasından meydana geliyordu. Çünkü kılcal damarlarda madde alışverişi gerçekleşecek. Bu damarların çok ince olması lazım gibi aklımızda tutabiliriz. O zaman hangileri toplar damarlarda da görülür diyorsa tabii ki ikisinde de endotel dediğimiz tabaka bulunuyor. Düz kas dediğimiz zaman tabii ki ikisinde de bulunuyor. Kan hücreleri, al yuvar, ak yuvar, kan pulcukları gibi hücreleri taşımakta tabii ki ikisinde de ortak olur gençler. Geldim diğer bir soruma. İnsanda aort atar damarından çıkan kanın tekrar kalbe dönmesi sırasında yukarıda verilen özelliklerden hangilerinde azalma meydana gelir? Şimdi aort atar damarından çıkıyor. Yani bu temiz kan. Temiz kan aorttan çıktıktan sonra tüm vücudu dolaşacak, kirlenecek, tekrardan kalbe dönecek. O zaman kirlenmeyle de kastettiğimiz karbondioksit miktarının artmasıdır. Kandaki karbondioksit miktarı artarsa asitlik artar. Asitlik artarsa ne diyeceksin? pH'da azalma meydana gelir. O zaman kanın pH'i azalacak. Kandaki karbondioksit miktarı artarken tabii ki oksijen miktarı azalmış olacak gençler. Kanın karbondioksit miktarı artacağı söyledim. Kan basıncına bakacak olursak kan basıncı
atar damarlarda en fazla, kılcala doğru azalıyor, toplarda da daha azalıyor. Kalpten aortla çıktı, gitti vücudu gezdi, kalbe geri dönüyor. Kalbe geri döndüğüne göre atarlardan kılcallara, kılcallardan toplara geliyor. Tabii ki kan basıncında da azalma söz konusu olacak. Cevabımız da 1, 2 ve 4 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Karaciğer kılcallarındaki işaretli bir alveolar hücresi tekrar karaciğere gelinceye kadar damarlarından hangi sıra ile geçer? Bizim bu tarz sorularda kalıp sorudur bu. Küçük kan dolaşımını ve büyük kan dolaşımını çok iyi gözümüzün önünde canlandırabiliyor olmamız lazım. Şimdi küçük kan dolaşımı dediğimiz zaman neden bahsediyorduk? Kalpten çıkacak, akciğere gidecek. Tekrardan kalbe dönecekti. Kalpten çıkıp akciğere gittiğine göre kanın nasıl kan olması lazım? Kirli kan. Kirli kan kalbin her zaman neresinden çıkar? Sağ tarafından ve karıncıktan çıkar. Küçük kan dolaşımına baktığımız zaman ne olacaktı? Sağ karıncıktan çıkacaktı. Nereye gidiyorum? Akciğere. O zaman akciğer atar damarıyla akciğere gittim. Akciğerde oksijen miktarım arttı, karbondioksit miktarım azaldı. Tekrardan kalbe dönmem lazım. Temiz kanım artık. Neyle kalbe döneceğim? Akciğer toplar damarıyla. Temiz kan kalbin ne tarafına gelecek? Hocam sol tarafına gelecek. Kan her zaman nereye dökülür? Kulakçık dediğimiz üstteki odacıklara dökülmüş olacak. Bir de bizim neyimiz vardı? Büyük kan dolaşımı dediğimiz dolaşımımız vardı. Aslında buradan devam ettirebilirsin. Sol kulakçıktaki temiz kan nereye geçecek? Hocam sol karıncık dediğimiz kısma doğru geçiş yapacak. Sol karıncıktan çıktı. Sol karıncıktan çıktığı zaman temiz kan en büyük atar damarla yani aortla çıkış yaptı. Dalağa, böbreğe, pankreasa yani vücut organlarına gitti. Vücutta toplandı. Alt, üst, ana toplar damar dediğimiz damarlarla. Bu damarlarla da kirlendiğine göre kalbin ne tarafına? Sağ tarafına. Kan her zaman nereye dökülür? Kulak çığa dökülür. Hocam diyeceksiniz. Biz neyi yapacağız? Karaciğer kılcallarındaki işaretli bir alveolar. Karaciğer kılcalındaysa bu karaciğerden çıkacak. Karaciğerden çıkan damarın adı ne olacak? Karaciğerden çıktıysa karaciğer toplar damarı dediğimiz toplar damarla çıkmış olacak. Karaciğer toplar damarı kirli kan artık nereye doğru gelecek? Alt üst ana toplar damarlara. Alt üst ana toplar damarlara geldiğine göre buradan da kalbin neresine? Sağ kulakçığına döküldü. Sağ kulakçıktan kan nereye gelecek? Sağ karıncağa. Sağ karıncağa geldikten sonra benim bunu nereye göndermem, postalamam lazım? Akciğere. Akciğer atar damarı dediğim damarla akciğere gönderdim. Sonra temizlendi akciğer toplar damarıyla. Gelecek kalbin sol kulakçığına, sol kulakçıktan nereye? Sol karıncaya. Sol karıncıktan da neyle çıktı? Aortla çıktı. O zaman sıradaki damarımın bu olması lazım. Temiz kan tekrardan karaciğere gidiyor. Karaciğere giren damarın adı ne olacak? Karaciğer atar damarı dediğimiz damar olacak gençler. Yani sıralamayı doğru bir şekilde vermiş. 1, 2, 3 ve 4 şeklinde gezmiş olacak tekrar karaciğere dönene kadar. Bir tane daha soruda yine bu şekilleri kullanacağız bizim için. O yüzden önemli, şu kenara alayım. Aşağıda verilenlerden hangisi kan dokunun görevi değildir? Bir kere kan dokuya baktığımız zaman burada bulunan alveolar hücrelerimiz oksijen ve karbondioksit taşıyordu. Yani solunum gazlarını taşımak tabii ki görevi olacak. Vücut savunmasında etkili olan antikorlar da tabii ki kanda bulunacak. Kanda bulunan akyuvarlar tarafından da üretilecek gençler. Vücut sıcaklığının ayarlanmasında kanımız görevli. Hormonları hedef hücreleri de tabii ki kanla taşıyorduk. Kan hücresi üretmek ise karaciğerin, kemik iliğinin görevidir gençler. Kan doku doğrudan kan hücrelerinin üretimini gerçekleştirmiyor. Geldim diğer bir soruma. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan cümlelerin
doğru ya da yanlış olma durumu çarpı işaretiyle belirtilmiştir diyor. Buna göre seçeneklerin hangisinde yanlış işaretleme yapılmıştır? Kalbin sol tarafında oksijence zengin, sağ tarafında oksijence fakir kan bulunur. Tabii ki doğru. Doğruyu işaretledi, sıkıntı yok. Kalbin çalışmasını sağlayan kalp kası perikard tabakasında bulunur. Yanlış. Kalbin etrafını saran 3 tane tabakamız vardı. En dışta perikard, ortada miyokard, en içte ise endokard tabakamız vardı. Ortada bulunan miyokard tabakasında hem kalbin çalışmasını sağlayan kalp kası bulunuyordu, hem de kalbin beslenmesini sağlayan kılcal damarlar, koroner damarlar miyokard tabakasındaydı. Yanlış bu. Yanlışı işaretlemesi doğru. Kulakçık ve karıncıklar arasında bulunan kapakçıklar çift yönlü taşınır diyor, çalışır diyor. Hadi oradan. Buradaki kapakçıklar tek yönlüydü. Kulakçıklardan karıncıklara doğru kanın gitmesini sağlıyorlardı. Karıncıktan kulakçığa tekrar geçiş olursa sağlıkla ilgili bir problem yaşanır gençler. Yani bu bizim için yanlış ama o doğruyu işaretlemiş gitti. Kalbin orta tabakasında bulunan kılcal damarlar oksijen ve besin sağlar kalbe demiş. Az önce cümle içinde kurdum. Koroner damarlardır kalp kılcalları. Tabii ki doğru. Kalp kası sinirsel bir uyarı gelmeden çalışmaz. Hadi oradan ne dedim yine? Kalp tabii ki otonom sinir sisteminin etkisi altında istemsiz olarak çalışıyor. Ama kalp kendi elektriksel ritmini de oluşturabiliyor. Özel bir organdır demiştim. Devam ediyorum. İnce bağırsaktan emilen bir glikoz molekülü böbreklere gelinceye kadar. Şimdi ne yapmışım? Bu sefer de ince bağırsaktan glikozu emmişim. Nereye göndereceğim? Böbreğe. İnce bağırsaktan emdiğime göre sindirim sistemiyle de bağlantılı. İnce bağırsaktan emilen glikoz moleküllerinin ince bağırsaktan açılan özel bir damarla karaciğere taşındığını söylemiştik. Hangi damardan bahsediyoruz? Başka renk alayım, turuncu olmasın. Hemen şuradan maviyi çekeyim. Kapı, toplar damarıyla. Bunlar nereye gitti? Karaciğer. Karaciğer dediğim vücut değil mi? Aslında vücudun organı. Buradan da çıkacak. Karaciğerden çıkan damarla çıkması gerektiğine göre karaciğer üstü toplar damarı dediğimiz damarla çıkmış olacak. Nereye gitti? Kalbe. Kalbin sağ kulakçığına döküldü. Kalbin sağ kulakçığına döküldükten sonra nereye gelmesi lazım? Sağ karıncaya. Sağ karıncıktan sonra nereye gidecek? Akciğer atar damarı dediğimiz damarla akciğerlere gidecek. Akciğerden dönmesi ise akciğer toplar damarı, şıklarda yok, işaretlemiyorum. Akciğer toplar damarıyla tekrardan bir kalbe dönecek. Kalpten de böbreklere gitmek için atılması lazım. Hangi damarla çıkacak? Aort atar damarı dediğimiz damarla çıkacak. Yani 3'ü yanlış yere yazmışım. 3 burası olacak. 4 de bu dediğimiz kısım olacak gençler. Sıralamaya bakacak olursak 3, 4, 1, 2 şeklinde. 3, 4, 1, 2'nin de D'ye düştüğünü gördüm. Geldim diğer bir soruma. Bir insanın kan plazmasında moleküllerinden hangileri bulunur diyor. Şimdi kan plazmasını düşündüğümüz zaman kandan kan hücrelerini çıkarttığımız zaman geriye kalan kısma plazma ismini veriyorduk. Plazmanın içerisinde de tabii ki savunma sistemiyle ilgili antikorlar bulunacak, hormonlar bulunacak, su bulunacak, solunum gazları bulunacak, albümin, globulin gibi kan proteinleri bulunacak gençler. Sindirim enzimlerinin kanda ne işi var? Enzimler kanda bulunmaz ki. Hemoglobin dediğimiz şey de al yuvarların içerisinde oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan proteindi. O da al yuvarların içerisinde bulunur. O kanın plazma kısmında bulunmaz. Hangileri bulunurun cevabı 3 ve 4 oldu. Geldim diğer bir soruma. Hamile bir kadının bebeğiyle arasında RH faktörüne bağlı kan uyuşmazlığı olduğu tespit ediliyor. Buna göre belirtilen ailenin kan grubu fenotipleri hangi seçenekte verildiği gibidir. Şimdi kan uyuşmazlığının olması için
Bir kere annenin kesinlikle negatif kan grubuna sahip olması gerekiyordu. Bebişin de annenin zıttı yani pozitif kan grubuna sahip olması gerekiyordu. Negatif bir kadının pozitif çocuğunun olabilmesi için tabii ki babada pozitif olmak zorundadır gençler. Annenin negatif, babanın pozitif, çocuğun da pozitif olduğu seçeneği arıyoruz. O yüzden cevabımız E oldu. Geldim diğer bir soruma. Kan gruplarıyla ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? İnsanlarda kan grubunu tayin eden genlerde çok alellik durumu görülür diyor. Evet, insanlarda A, B ve 0 alelleri bir araya geldiği zaman AB 0 kan grubu sistemi oluşuyordu. AB 0 kan grubu sistemi hem çok alellik kalıtıma hem de eş baskınlığa örnekte AB'ye eş baskın 0 onlara çekinik kaldığı için bunu kabul ettim. Kan nakilleri sırasında RH faktörü dikkate alınmaz. Hadi oradan kan nakli yapılacağı zaman tabii ki birincil dereceli olarak pozitifin pozitife, negatifin negatife kan vermesini istiyoruz. Allah korusun savaş gibi, doğal afet gibi çok büyük problem yaşanılan durumlarda anca genel verici, genel alıcı kısımlarına dikkate alınarak kan nakilleri yapılır. Ama günümüzde tabii ki böyle bir ihtiyacımız olmadığı için aynı kan grubu aynı kan grubuna kan versin istiyoruz. Kan nakilleri aynı antijen ve antikorlara sahip bireyler arasında yapılmalıdır. Aynı antijenle aynı antikora sahip birey kan alışverişi yaparsa antijenle antikor arasında savaş çıkar, kanda çökelme meydana gelir. O yüzden de tabii ki bu istemediğimiz bir durum. Açıklamalarından hangileri doğrudurun cevabı yalnız bir oldu. Geldim sen çöze gençler. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.